Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yine uzun zamandan sonra bir tüfek videosu ile birlikteyiz. Evet, elimde efsane bir tüfek var. Bu gerçekten piyasada bulunan en efsane, en üst kısımda, yani bu kalite kısmında, atıcılık kısmında, tutukluk yapma sorunu olmayan tüfekler kısmında en üst kategoride, üçgenin en üstünde bulunan bir tüfekle birlikteyiz. Bu elimdeki Belçika Browning. Şimdi günümüzde A500 diye geçiyor. Bu elimde gördüğünüz tüfek çok eski bir tüfek. 1970'lerin ortalarında alınmış bir tüfek ve bu tüfekler şu anda günümüzde çok az bulunuyor. Günümüzde bulunan versiyonları Portekiz'de, Made in Portekiz, Amerika veya Japonya üretimi olan Browning tarafından yine aynı kaliteye sahip olsa da direkt Belçika'da üretilen modeller çok az bulunuyor günümüzde. O yüzden Belçika'da üretilen bu model elimde 70'lerin ortalarında alınmış bir silah. Eskiden ithal tüfek almak zordu. Eski zamanlarda, 70'li zamanlarda ithal tüfek almak çok zordu. O yüzden bu bir şekilde alınmış, ender bulunan, eşsiz, kaliteli tüfeklerden bir tanesi. Ben yine bu tüfek ile kanalımda atış videoları yapmıştım. Tüfeğimiz trap fişeklerini düzgün bir şekilde atamamıştı. Boş mermiyi, boş fişeği dışarı atamamıştı. Ama tüfeğim o zaman çok bakımsızdı. Hiçbir şekilde 30 seneden beri belki bakım yapılmamıştı. Daha önceki videomu izlemediyseniz kanalını izleyebilirsiniz ama dediğim gibi bakımsız bir tüfek olduğu için, trap fişeklerin gramajı da düşük olduğu için her tüfek kolay kolay çalıştıramaz. Ama bakımlı olduktan sonra bu tüfeğin onu rahatça çalıştıracağına eminim. Dediğim gibi bu tüfeği araştırdığınızda da göreceksiniz. Bu tüfek gerçekten tüfek kategorisinin en üstünde, üçgenin en üstte olan tüfeklerden bir tanesi. Çok kaliteli bir tüfektir. Çok kalitelidir. Kullanıldığı malzeme her şey çok iyidir. Sesi duyun. Tüfekte ses çok önemlidir. Tüfeğin kalitesini ses, yani kullanıldığı metal belli eder zaten. Üstünde de zaten tüfeğin Made in Belçika yazıyor. Şu an günümüzde üretilen ve çoğu kişide bulunan tüfeklerin üstünde Made in Portekiz yazıyor olma ihtimali yüksek. Ama bu elimde gördüğünüz tüfek ender bulunan tüfeklerden olan direkt Belçika üretimi. Yani fabrikanın, Browning'in ilk üretildiği, Belçika'daki fabrikanın ilk ürettiği tüfeklerden bir tanesi. Bunlar gerçekten zor bulunuyor. 73 santim namlu boyu var. Ben bunun ölçümünü kendim yaptım. 73 santim olarak ölçtüm. Bu tüfekler daha çok tek kurşundan ziyade saçma atmak için üretilmiş tüfekler. Çünkü namluların içi çok dar olan tüfeklerden oldukları için bu tüfeklerle tek kurşun attığınızda basınç çok fazla olacağı için zarar verme ihtimaliniz düşük de olsa her zaman vardır. O yüzden bu tüfekten elinizde varsa daha çok saçma türü, ördek avı gibi avlara gitmeyi tercih edin. Dediğim gibi tabii savunma olarak da bu tüfeği kullanabilirsiniz. Hiçbir şekilde sizi yarı yolda bırakmaz. Bu tüfek kolay kolay tutukluk yapmaz. Çünkü kullanılan malzemesi, kalitesi çok iyidir. Evladiyelik dediğimiz tüfeklerin işte gerçek örneği bu elimdeki tüfektir benim. Evladiyelik tüfek budur. Dediğim gibi 70'lerin ortalarında alınmış bir tüfek. Çok eski bir tüfek. Hala canavar gibi çalışıyor. Bakımları yaptığınız sürece bu tüfek sizi asla yarı yolda bırakmaz. Belki bilmiyorum ileride nasıl olacak. Zaman gösterirse çocuğumun çocuğuna da kalabilecek bir tüfek. Kalabilecek bir ürün olduğu için. İnşallah ileride bu videoyu benim nesillerim, çocuklarım da izleyebilecek ve bu tüfeğin kalıp kalmadığını göreceğiz birlikte. Tüfekle ilgili genel olarak söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bu tüfek elindeki 4 artı 1. İsterseniz şarjör borusu alarak, uzatarak daha fazla mermi içine koyabiliyorsunuz. 7 artı 1 de yapabiliyorsunuz. Fakat şu an elinde gördüğünüz bu tüfeğin modeli orijinal olarak fabrika çıkışlı 4 artı 1 modeli. Şimdi bu tüfek gerçekten çok fazla av görmüş bir tüfek. Daha önce bununla belki yüzlerce kez ava gidilmiştir. Çok fazla av görmüş tüfekten bir tanesidir. Kullanıcısını asla yarı yolda bırakmaz. Eğer böyle bir tüfek, Browning, Belçika Browning orijinal bir tüfek elinize geçtiyse mutlaka alın, kaçırmayın. Her tür fiyatları bulunabiliyor. Çok değişik fiyatlar var ama dediğim gibi özellikle ilk üretimi olan, yani Browning üretimleri daha sonra Belçika'ya, Japonya'ya, Amerika'ya taşınmadan önce üretilen, Belçika'da üretilenler daha değerli, daha birazcık daha bir tık daha kaliteli ama tabii ki yeni Portekiz üretimli tüfekler de gayet kaliteli. Yine bir sıkıntı hiçbir zaman yaşamazsınız. Ama bu tüfekler biraz daha bir tık daha özen gösterilmiş, bir tık daha seri üretimden çok el yapımı tüfekler olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi bu tüfekleri bulursanız alın. Hiçbir şekilde kaçırmayın elinizden. Yani yok onu mu alayım, bu tüfeği mi alayım falan tipine bakmayın. Bunlar eski tip olabilir. Şimdi günümüzde taktik tüfekler var. Kanalımda da birçok videosu var. O taktik tüfeklerden ziyade bu tüfeğin eski model olmasına rağmen siz bunu sonuçta canınıza emanet ettiğiniz için önemli olan canınızı düşünmeniz. Görünümü tabii ki bir nebze önemli. Biz günümüzde gerçek otomatik, tam otomatik tüfekler alamadığımız için görünümlerine bakarak şarjörlü yarı otomatik tüfekler almak istiyoruz.
kendimizi bu şekilde tatmin ediyoruz. Filmlerden, oyunlardan esinlenerek böyle şeylere sahip olmak istiyoruz. Ama bu elimde gördüğünüz tüfek eski tip olmasına rağmen sonuçta bunu en sonunda canınızı emanet ettiğiniz için bu tüfek sizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmaz. Tipine bakmayın. Bu tüfek elinize geçerse hemen alın, kenara koyun. Hiçbir şekilde kaçırmayın.